Çin'in Douyin sosyal medya platformunda yayınlanan bilgilere göre Çin'in Henan eyaletinden Doğu Türkistan'a yaklaşık 5000 Çinli yerleşimcinin getirildiği bildirildi. Görüntülerde gece yarısı onlarca otobüsten bagajlı Çinlilerin Urumqi'ye bağlı Sancişehir otobüs terminaline indiği görülüyor. Çin Komünist Partisi 2017 yılından bu yana Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yaklaşık 3 milyon Uygur'u kapatmasının yanı sıra yüz binlerce Uygur'u istihdam bahanesiyle Çin'in iç kesimlerine köle işçi olarak götürmüştü. Akabinde ise bölgenin biyografisini bozguna uğratmak adına aynı şekilde büyük ölçekli göçler tertip ederek Çinlilerin Doğu Türkistan'a yerleşmeleri için toprak, iş, konut, maddi destek ve çeşitli imtiyazlar sağlamak vaatleriyle tahliye sürecini hızlandırmıştı. Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrindeki ünlü Haytgah Camii'nin dış cephesinde yer alan İslami motifler işgalci Çin yönetimi tarafından söküldü. Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da yıllardır İslami eserlere ve mezarlıklara yönelik sistematik bir kültürel soykırım hamlesi sürdürüyor. 2016-2019 yıllarına ait elde edilen uydu görüntüleriyle sabit 10.000 ila 15.000 civarında cami, türbe ve diğer dini yapıların yıkıldığı Uygur İnsan Hakları Projesi tarafından geçtiğimiz yıl inancın yıkımı Uygur camileri ve türbelerinin yıkımı raporunda yayınlanmıştı. Bununla birlikte şehir merkezlerindeki sembolik camiler ise uluslararası toplumun sert tepkilerinden kaçınmak için turistik mekanlara dönüştürülerek açık tutuluyor. Son olarak geçtiğimiz ay meşhur Haytgah Camii girişinde yer alan ve Kur'an'dan ayetlerin de yazılı bulunduğu 1908 yılına ait tarihi eser Hat tabelasının kaldırıldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne, Kanada Dışişleri Bakanı Francis Pelipe ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının uygulanmasının Çin'de kabul edilmesiyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı. Pekin'in kararı konusunda derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Hong Kong'un kendi kurumları yerine Çin tarafından bir ulusal güvenlik yasası uygulanmasının bölge halkının özgürlüklerini kısıtlayacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada Çin hükümetine Hong Kong hükümeti ve halkıyla birlikte çalışarak Çin-İngiliz ortak deklarasyonundaki yükümlülükleri yerine getirecek şekilde bir uzlaşıya varması çağrısı yapıldı. Ulusal güvenlik yasası Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terörle ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa Hong Kong Genel Meclisi'nin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek. Malezya'nın eski başbakanı Mahathir Muhammad 2016 yılında kurduğu Malezya Birleşik Yerli Partisi'nden ihraç edildi. Parti yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada eski başbakan Mahathir ve Malezya Birleşik Yerli Partisi üyeleri Mukhizir Mahathir, eski spor bakanı Seyit Sadık, Amiruddin Hamza ve eski eğitim bakanı Masli Malik'in 18 Mart'ta düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda diğer parti üyeleriyle oturmadıkları için disiplin kurulu kararıyla üyeliklerinin iptal edildiği bildirildi. Mahathir Muhammad bundan önce üyesi olduğu partisi Birleşik Malay Milli Örgütü'ndeki yolsuzluk skandallarına tepki olarak 2016'da partiden istifa etmiş ve aynı yıl beraberindeki birkaç isimle Malezya Birleşik Yerli Partisi'ni kurmuştu. Mahathir 23 Şubat'ta başlayan ve başbakanlıktan istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parti liderliği görevinden istifa etmiş, Haziran'da yapılması planlanan kongre öncesinde bu görev için yeniden aday olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının paylaşımlarından hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı. İmza töreninde konuşan Trump, kararnamede internet şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutmayan yasanın değiştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, sosyal medya platformlarının artık kullanıcılarına uyguladığı sansürden ve platformlarda yapılan paylaşımlardan sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Twitter'ın bilgiyi doğrula seçeneğini siyasi aktivizm olarak nitelendiren ve sosyal medya şirketlerinin tekelcilik yaptığını savunan Trump, Twitter saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlarla görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz diye konuştu.